Atölye ekipmanları incelemeye devam ediyoruz. Aslında bu tam bir atölye ekipmanı değil. İlk etapta arabamda kullanacağım. Ondan sonra da karavanda kullanacağım bir alet çantası. İçerisinde bayağı bir şey var. Hemen kutuyu açıp bakalım. Dışı plastik, 3 bölmeden oluşuyor. Bayağı ağır, içinde bayağı malzeme var. Alt tarafında da böyle bir yapı var. Yani bunlar yükseltilebiliyor anladığım kadarıyla. Şimdi açarak başlayalım. Şuna basıyorum. Şöyle çekiyorum. Yani matkap için ayrı bir kitapçık var. Şöyle bir bakalım neler varmış. Öncelikle matkaptan başlayalım. Bayağı güzel bir hissi var. Tork ayarı da var. Bu da herhangi bir sınırlama olmadan herhalde. Tork ayarının olması güzel. 1-2 daha önce şu Menselan'ın incelediğim matkabı gibi ayarları var. Burada da bir de matkabın standı var. Ha, buradan da şarj olabiliyormuş. Şu alttaki metaller ne işe yarıyor diye düşünüyordum. Şöyle de şarj olabiliyormuş bu. Matkabı tekrar yerine koyalım. Bir de şurada sanırım uçları var. Evet, hem vida sıkmak için uçları var. Hem de matkap uçları var. İnce, kalınlar var. Bunu da koydum. Matkap kısmı bu kadar. Şimdi şu önümdekine bakayım. Hepsi aynı renk. Böyle aynı tarzda. Karga burnu. Bunların yaylı olanlarını daha çok seviyorum ama bu da karga burnu. 8 inçlik anahtar. Aa, maket bıçağı. Siyahmış bıçağı. Şuraya gelince ne oluyor? Kilitleniyor mu bu? Ha evet, kilitleniyormuş. Böyle yanlışlıkla açılıp şey yok. Zarar verme gibi bir durumu yok. Burada çeşitli tornavidalar var. Bunlar ince. Bunlar da kalınlar. Şöyle koyayım tekrar yerine. Ya metre varmış bunun içinde. Metre olduğunu bilmiyordum. Şuraya bir şey tıkanmış. Heh, o yüzden gitmiyordu. Alet çantası incelemesi yapmanın da avantajları var. Tamir ettik. Şu an çalışıyor. Tutma Halit. Düğünde yazmıyor abi. Kaç? 3.5 metre. Zorlandı. 3.5. 3.5 metreymiş. Arkasında bir şey de var bu arada. Arkasında bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Üç buçuk mu? 16 yazıyormuş. Tamam, ben bunu kilitliyorum şimdi tekrar. Buraya koydum. Şöyle yeri var bunda. Ha, bu da biraz önceki. Ha, burada da uçlar var. Bunları buraya takıp kullanabiliyoruz. Mıknatıslı. Aynı zamanda matkaba da takıp kullanabiliriz bunları. Burası çıkıyor mu peki komple? Yok, çıkmıyor. Burası da sabit. Güzel. Yerlerinin sabit olması güzel. Bunu da içine koydum. Burada bir tane pense var. Yağlı falan da var bu arada. Yağlamışlar. Çekiç. Çekicin arkasında çıkarılabilen bir plastik var. Bu da güzel. Yumuşak yüzeylere vururken kullanılabilir. Şu tutma yeri falan da güzel. Boyu da kısaymış böyle. Tam arabada, karavanda kullanmalı bunlar. Bir de alen anahtarları var. Aa, alen anahtarının şeyi de güzel. Bunlar hep kaybolur. Burada hangisi kaç milimetre ise yazılmış ve böyle alen anahtarları da var. Nerede kullanılır bilmiyorum. Hiç böyle bir şey görmedim. Genellikle en fazla 6'lık, 5'lik, 4'lük. Şunlar daha çok kullanılıyor bizim işlerde. 7'yi mi çıkmış? Ne? Şöyle tekrar birleştireyim. Evet, şu an birleşti. Bir daha birleştireceğim. Evet, kolay birleşiyor, kolay açılıyor ama ben bunu çekmeceli sanıyordum. Yani buraya basacağım, çekmece sadece bu ortadakini çekebileceğim gibi algılamıştım. Ama öyle değilmiş. Buraya basıyorum, açıyorum, buraya basıyorum. Bunu kaldırıyorum, buna basıyorum, bunu kaldırıyorum. Bu şekilde içerisindeki malzemeleri görebiliyorum. Tartalım.
Bu en sonucuyu takarken şuna basılması gerekiyormuş. Evet, şu an tartıya koyuyorum. Alet çantasındaki ürünlere göz attım. Hem atölyede kullanmak için, hem arabada kullanmak için, hem de karavan gibi böyle daha mobil olduğumuz yerlerde kullanmak için uygun olduğunu düşünüyorum. Ben bunu şimdilik arabamda kullanacağım. Sonrasında da dediğim gibi karavan hayalim var. Karavanda hepsi derli toplu duruyor ve şu süngerleri sayesinde fazla ses yapmayacaklarını düşünüyorum. Bu şekilde kapatıp kutusuna koyacağım. Günlük kullanımda ihtiyaç duyacağımız çoğu şey var. Pense, karga burnu, çekiç, tornavida uçları, Allen anahtarları, metre, matkap, matkabın uçları ve çeşitli anahtar gibi şeyler var. Dübel gibi birkaç şey daha koymuşlar yanına. Bence günlük hayatta ihtiyaç duyacağımız çoğu malzeme içerisinde olduğu için çeşitli alanlarda kullanılabilir. Fiyatı biraz pahalı gelebilir. Dolar kurları falan çok oynak bu aralar. Ama derli toplu olması, malzeme kalitesi hoşuma gitti. Yine de fiyatı pahalı da olsa almaya değer olduğunu düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.